Şimdi efendim lökositler serimizden eozinofillere geldik. Eozinofillere dikkatimizi çekecek bir özelliği var. Bilobar nükleosu var. Hatta buna gözlük olduğunu söyleyenler de vardır. Şöyle bir gözlük çizelim. Ve eozinofilik kırmızı granülleri vardır. Ve bu granüllerde önemli bir takım maddeler vardır. Bunlardan birincisi eozinofilik bazik proteinler gelir. İkinci sırada gene eozinofilik katemik proteinler gelir. Granüllerin içeriği itibariyle. Üçüncü sırada ise eozinofilik peroksidazlar olur. Ve bunlar sitotoksiktir. Ve sitotoksik nelere toksiklikler? Protozoolara, tek hücreli parazitlere ve helmintlere, yani kurtlara karşı sitotoksiktirler. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz. Tabii eozinofil dediğiniz zaman hep parazitik bir enfeksiyon ilk akla gelecek. Fakat gelin isterseniz onu biraz daha açalım, renklendirelim. Zaten renkli bir arkadaşı eozinofil. Peki bu eozinofiller yüzde kaç oranında bulunur? %1 ila 6 oranında bulunur ve fazla olduğu zaman o zaman da ne denir? Eozinofili. Bu renkli arkadaş. Bir de hazır helmintler demişken bir şey daha eklemem lazım. O da şu, bu granüllerin içerisinde eozinofilik nörotoksinler de vardır ve bu nörotoksinler tek hücreli olmayan, çok hücreli ve sinir sistemine sahip olan helmintlerin üzerinde sitotoksik etkisi vardır. Demek ki 4 tane şeyimiz var. Eozinofilik granüller, bazik proteinler, katemik proteinler, peroksidaz ve nörotoksinler. Toplam 4 önemli granül içeriğimizi sıralamış olduk. Bilober gözlüklü arkadaşlar. Bu yakışıklı gözlüklü arkadaşın granül içeriklerinden bahsettik. Fakat aynı zamanda iki önemli içeriği daha var. Bunlardan bir tanesi histaminaz. Adından da anlaşılacağı üzere histamini yıkan arkadaş bu. Ve bu histamini yıktığından dolayı inflamatuar yanıtı elinden geldiği kadar histamini azaltarak düşürmeye çalışacak. Oldukça ciddi bir arkadaş bu. Öbür tarafta da başka bir yapısının içerisinde bir madde var. O da aril sülfataz. Demek ki bir numarada histaminaz var. İkinci numarada aril sülfataz var. Granüllerin haricinde spesifik eozinofile özgü ve eozinofil fonksiyonlarında önem taşıyan ek maddelerden bahsediyoruz. Aril sülfatazlar ne yapar diyeceksiniz. Aril sülfatazlar çok önemli arkadaşları ortadan kaldırırlar. Bu da rolkötüryenler. Nedir bu lökotüryenler? Şimdi lökotüryenler denilince aklımıza aslında nötrofiller gelecek. Çünkü bu arkadaşlar lökotüryenler için tren görevi görüyorlar. Kemotaktik ajanlar bunlar. Kemotaktik ajanlar. Ve bunlar da bir sülale. Lökotüryen B4 var, lökotüryen C4 var, lökotüryen D4 var. Bütün bunlar nötrofilleri cezbeden makyaj malzemeleri. Ve tabii ki şunu söylememiz lazım. Bu lökotüryenler ve histamin hangi hücrelerin ürünü? Mast hücrelerin ürünü. Ve mast hücresi deyince karşımıza ne geliyor? Alerji geliyor. Ve işte bu yüzdendir ki özellikle bu lökotüryenler alerjik reaksiyonlarda önem taşıyorlar ve lökotüryenler ciddi bir şekilde bronko konstrüksiyon yapma potansiyeli var. Ve bronşiyel astmada ve alerjik reaksiyonlardaki bronko konstrüksiyondaki asıl önemli madde lökotüryenler. Şimdi bu bizim arkadaşın elinde bir tarafında histaminaz var. Histaminaz var. Bir tarafta aril sülfataz var.
Ve ayrıyeten bunların içerisinde de iki tane de peçete var. Peçete lafı nereden geliyor? O da şuradan geliyor. Napkin. İngilizce'de biliyorsunuz peçete. Burada ise içinde olan peçete ona benzer bir şekilde, bakın bu. Okunuşu benzediğinden dolayı buna da peçete diye anlatırlar yaygın bir şekilde. Peçeteli bir arkadaş. Bir yandan ortalığı kirletiyor, temizliyor. Ortalığı kirletiyor, öldürüyor vatandaşları. Sonra bu napkinlerle temizleyeceğiz. Peki napkinin açılımı ne? Aslında tabii bu hikayenin temelinde yatan şey aklımızda kalacak. Eozinofili yapan nedenleri ortaya koyabilecek bir kısaltma aslında bu. Elindeki peçete derken o. Şimdi bunu uydurmuşlar ama yani fena uydurmamışlar ama sona doğru biraz cıvıtmışlar. Neye neoplezi? A alerji. İkinci A astma. P parazit tabii ki. C kolajen vasküler, tabii C ile yazılıyor. Vasküler hastalıklar, başta otoimmün vaskülitler. Peki bir abi ne daha var? İşte ona demişler ki abi biz bunu napkine uydurmamız lazım. Onun için bizi idare et. Onun için öbürüne de tekrar bir alerji, tekrar bir neoplezi eklemişler. Yani ben bunu nasıl olur da hatırlarım, nasıl olur da hangi şartlar altında eozinofil olurum hatırladığınız zaman aslında temel olarak bir neoplezi, iki alerji, üç astma, dört parazit, beş kolajen vasküler hastalıkları olarak nitelendirmek lazım. Yani NAP'ı uydurmuşlar, NAP-C'yi uydurmuşlar ama sonundaki A'yı de tekrarlamak zorunda kalmışlar akılda kalması için. Bir de şöyle bir hikaye uydurmuşlar. Nötrofiller multilobar nükleuslara sahipler. Nötrofil bu. Gözlüklü olan arkadaş ne? Gözlüklü olan arkadaş eozinofil. S şeklinde nükleusa sahip olan bazofil. Böbrek tarzında olan arkadaş. Böbrek tarzında olan arkadaş nedir? Monosit. Ve dev hücreyi dolduran nükleus olan arkadaş ne? Lenfosit. Şimdi napkinden sonra eozinofil nedenlerini biraz daha toparlayalım. Bir kere birincisi çok sık bilmemekle beraber bazı sigara içen kişilerde eozinofili görülebilmekte. İkinci konumda ise alerjimiz var. Alerjiler içerisinde de dikkatinizi çekeceğimiz önemli konulardan bir tanesi besin alerjileri. Ve özellikle bebeklerdeki olan besin alerjilerinde de ciddi bir şekilde eozinofili görülebilmekte. Ve tabii ki alerji deyince aklımıza gelecek olan hikayelerden bir tanesi tabii ki bronşiyal astım olacak. Ürtiker, anjiyoneritik ödemi de unutmayalım. Onlarda da eozinofili görülebilmekte. Hemen arkaya paraziter enfeksiyonları ekleyelim. Paraziter enfeksiyonlarda ne söyleyebilirsiniz bana? Trichinos. Tırışkadan bir hastalık değil de trichinoz, dikkatinizi çekerim. Bir de echinococcus. Echinococcus. Devam ediyoruz. Şimdi burada trichinoz, echinococcus ve şistomiyazis. Şistomiyazis. Onu da mutlaka eklememiz gerekiyor. Hemen arkasından Loeffler sendromunu eklememiz gerekiyor. Loeffler sendromu başlı başına herhangi bir eozinofili için geçerli olan konulardan bir tanesidir. Loeffler sendromu biraz hani işin içerisinde gene tabii alerji, otoimmün hikayelerde söz konusu olabilir.
geçici pulmoner infiltrasyon ve hipersensitiviteye bağlıdır bu. Pulmoner infiltrasyon ve geçici hipersensitivite. Loeffler sendromu korkutucu bir şey değildir. Benin bir hadisedir. Kendiliğinden geçer. Fakat ariyeten eozinofilik pulmoner infiltrasyon diye apayrı bir konu vardır. Bu Loeffler'den farklıdır. Bunu da 5 numaraya koyalım isterseniz. 6 numaraya ilginç bir hastalık koyacağız. O da tropikal eozinofili. Bu tropikal bölgelerde, başta Hindistan olmak üzere ve Uzak Asya'da, Güneydoğu Asya'da görülen şeylerden bir tanesi. Burada tropikal eozinofili de paraziter ve özellikle filariasis diye adlandırılan mikrofilaryaların enfeksiyonları daha çok ön plandadır. Ve akciğer grafisinde çok ilginç bir şekilde tüberküloz görüntüsü vardır. Ama bizi çok ilgilendiren bir hastalık olmadığı aşikar değil mi? Yani bana ne kardeşim yani? Güney Asya'da, Hindistan'da böyle bir hikaye oluyor. Çok da bizi ilgilendirmez diyebilirsiniz. 7. sırada bazı özel enfeksiyonlar var. Bunun içerisinde kızılı saymamız lazım. Bir de eritema multiforme var. Eritema multiforme'de de eozinofili görülebilmekte. Tabii kızıl deyince aklımıza ne gelecek? Streptokok gelecek. Biliyorsunuz genellikle çok büyük olmayan çocuklarda, 10 yaşın altındaki çocuklarda görülen, özellikle yüksek ateş ve boğaz ağrısının eşlik ettiği ve grup A streptokokların söz konusu olduğu bir enfeksiyon. Bazen çok ciddi durumlarda söz konusu olabilmekte. Bunu da kenara yazalım. Devam ediyoruz. 8'e de hematopoietik hastalıklar. Poietik hastalıklar. Bunların içerisinde de tahmin edebileceğiniz birkaç hastalık vardır. İlk akla gelecek şeylerden bir tanesi Hodgkin'dir. Artı polistemia vera. Eozinofil nedenlerinden bir grup. Devam ediyoruz. 9 numaraya ne ekleyeceğiz? Malin hastalıklar. Özellikle metastaz ve nekrozun ağırlıkta olduğu grup söz konusu olabilir. Onun sırada hani söylemiştik, kolajen napkinden vasküler hastalıklar. Kolajen vasküler hastalıklar içerisinde de sıklıkla periartritis nodosa ve romatoid artriti koymamız lazım. Bunlarda da eozinofili olabilir ve sarkoidozu da ekleyelim bu gruba. 10 etti. 11 numarayı da isterseniz şunu koyalım. 11 numarayı koruyacağımız şey radyasyon tedavisi sonrası. Radyoterapi sonrasında da eozinofili görülür. Yani çok sıkışırsak, bir türlü bilemediğimiz eozinofili olursa da ona da herediter eozinofili, o gruba koymamız lazım. Aslında bunu 12 desek daha iyi olabilir. Hiçbir sebep bulamazsak da idiopatik. Herediter eozinofili de yani bir avuç adamda bulunmuş. Bir avuç adamda bulunduğundan dolayı ne derece önemli olacağını bilemiyoruz. Ama bunu da söyleyelim. Yani atmayayım ama yani toplam 10 kişi midir, 20 kişi midir, nedir, o kişilerde bulunmuş olan bir hadise. Ve şöyle genel olarak bakıyorum. Şeyde kolajen vasküler histiositoz da bu grubun içerisine eklersek, böylelikle ana 11 eşantiyon olarak da herediter çok ender gelir ama hiçbir şey bulamadığımız zaman idiopatik deyip geçebileceğimiz türde
eozinofili sebebini bu şekilde tekrar etmiş olduk. Şimdi lökosit serimizde en son bölüme geldik. Onda da bazofili göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.